Değerli arkadaşım, yeni videoya, yeni dersimize hoş geldin. Bugün ne yapıyoruz? Bugün cümleleri tamamlıyoruz. Şimdi biz bundan bir önceki videoda artık close testin nasıl çözülmesi gerektiğini, nelere bakarak neleri elememiz gerektiğini anlattık. Şimdi ise cümle tamamlama sorularına bakacağız. Hocam, cümle tamamlama sorularından kaç soru çıkıyor? 8 tane YDS'de sorun var. 10 tane de YDS'de bir sorun var. Yani sınavın neredeyse %10'unu cümle tamamlamalar karşılıyor. Bunları nasıl yapacağım? Ben sana bağlaçları anlatırken şöyle bir cümle kurmuştum. Cümle tamamlamaları bağlaç bilmeden yapamazsın. Çünkü bağlaçsız iki cümle yan yana gelmez. Bir cümle içindeki fiil olur ama bir cümlenin içindeki yüklem olmaz. O yüzden mutlaka ama mutlaka cümleler bir bağlaç ile bağlanmalı. Bir zıtlık, bir eşdeğer bağlaç olup olduğunu anlayıp anlamamız bize soruyu çözdürüp neti de cebimize attıracak. Peki hocam, cümle tamamlamalar sorularında biz nelere bakmamız lazım? Neler bizi doğru soruya götürür? Neler bizi doğru cevaba götürür? Bize net kazandırır. Biz bunlara bakalım, bunlara odaklanalım. Şimdi cümle tamamlama sorulara geçmeden önce şöyle söyleyeceğim. 1. Mutlaka ama mutlaka bağlaçın zıtlık bağlaçı mı yoksa bir eşdeğer bağlaç mı olduğunu, yani hani vardı ya, yarı sıra vardı, ek olarak vardı, dahası vardı, in addition, whatever gibi. İşte olumlu bir şeyden bahsedip yine olumlu bir şey mi dönüyor? Yoksa olumsuz bir şey bahsedip yine olumsuz bir şey mi dönüyor? Veyahut bu cümle zıt bir cümle mi? Yani bir yandan olumlu, bir yandan olumsuzlaştıran bir cümle mi? Veya bu cümle sebep sonuç cümlesi mi, amaç sonuç cümlesi mi, biz buna bakacağız. Bir, buna bakacağım. İki, neye bakmam lazım hocam? Bizim determiners dediğimiz these, those, that, this kelimeleri vardı. İşte bunlar mesela these apple derken öncesine mutlaka bir apple'dan bahsetmesi lazım ki ikinci cümlede bir bağlantı kurabilirim. Hani apples deyip bilgi verip ondan sonra B şıkkında these apples diye oraya ne bir ima, bir refer var. Bunlara bakabiliriz. Yani iki o zaman these, those, this, that, bunlara bakmam lazım. Üç, tense uyumuna bakmam lazım. Ben sana tense'den anlatırken dedim ki will neydi? Feature'du. Be going neydi? Feature'du. Feature'la yalnızca ya feature kullanılacaktı ya da present kullanılacaktı. Mesela past tense. Past tense'e sen gelecek zaman kullanabilir misin? Hayır. Present tense kullanabilir misin? Hayır. Geçmişte geçmiş kullanır. Biz bunlara bakacağız. O zaman 3. Tense uyumuna bakmam lazım. Bir yandan present'sa bir yandan future olamaz demem lazım. Tense uyumu önemlidir. Şimdi 4 ise bağlaçların dediğimiz gibi kullanımlarına bakmam lazım. Cümleyi anlamam lazım. Ve en sonra tabii ki de kelime bilgisine bakmam lazım. Kaç soru çıkıyor dedik? 8 ve 10 soru, seni garanti banko cebine koyacağız inşallah. Gel bakalım ilk soruyla başlayalım. Tamamıyla öğretmenin formatına alınan yine kendim yazdığım bir soru. 2 tane olacak bu sefer. İkisinin detaylarına değinip bunları da artık mantığını, çerçevesini, soruya nasıl yaklaşmam gerektiğini anladıktan sonra soru kaçırma ihtimalin yok güzel kardeşim. Geldim baktım ilk soruya, buradan ayırdık. Bakalım hocam, bir şöyle başlamış. Virgüle kadar olan kısmı okuyorum. İlk yapmam gereken since ile başlamış. Since eğer cümlesel olarak kullanıldığı zaman için anlamı katıyordu. Den beri diyenleri kınım kınım kınıyorum. Since için çünkü. Bunun bir kardeşi vardı. Başka ne yapabilirim ben buraya? Burada because olsaydı aynı anlam olur muydu? Olurdu hocam. As olsaydı aynı anlam olurdu hocam. For olsaydı aynı anlam olurdu hocam. Ve since tabii ki de bunları yine kardeş grubu içerisinde yer alıyor. Geldim bak hocam soruya. Since most people generally don't want to join surveys. Surveys anketler, araştırmalar oluyor ya böyle dışarıda. Anketlere join katılmak. Ne diyor? Çoğu insan genelde anketlere katılmak istemiyorlar. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz hocam. İstemiyorlar. Ve ne bu? Since. O zaman bir cause and effect. Bir sebep sonuç cümlesi. İstemiyorlar. Bakalım ne yapacağız aşağıda. Ve since unutma. İstemedikleri için diye çevirmen lazım. Güzel. Geldim şıklara. Burası olumsuzdu. Unutmuyorsun. Ve bağlacım sebep sonuç olmak zorunda.
Virüel olan kısmı diyor ki birçok insan genelde anketlere katılmak istemedikleri için döndüm. Bazı araştırmacılar offer sunarlar, teklif ederler. Neyi teklif ederler? Yarış katılanlara participant, a motivational reward to complete a survey. Güzel. Anketi tamamlayabilmek için complete, tamamlayabilmek için motive verici, motivasyonel bir ödül sunarlar diyor. Çok güzel değil mi? Evet hocam. Neydi mantığımız? Sebep sonuç arayacaktık. Birçok insan katılmak istemediği için bazı araştırmacılar, bu anketörler de katılanlara bir nevi motivasyon niteliğinde ödül teklif ediyorlar ki katılmak istesinler. Bir sebep sonuç ilişkisi aşık, müthiş oturdu. Hocam niye böyle olmaz, bir de ona bakalım. Lots of companies depend on a consumer surveys to develop their product. Birçok şirket, companies, şirket bağımlı olurlar, bağlı kalırlar. Neye? Ürünlerini geliştirebilmek için consumer, üreticilere bağlı kalırlar. Mantıksız. Ceyhan, in a typical research design, virgül, data collection is followed by a data analysis. Diyor ki, tipik bir araştırmada, virgül, data, bu arka plan bilgiler, collection is followed by a data analysis. Data analizi tarafından takip edilip devam ediyormuş. Ne alakası var? İstememeliyle. Bursa Ceyhan'da dedim. Denizli'ye baktım. Data science is becoming more and more appealing to scientists and business people alike. Diyor ki, istemedikleri için işte data bilimi is becoming more. Daha çok insanlara appeal, attractive geliyor diyor. Cezbedici, cazip geliyor. Neye? To scientistlere, işte bilim adamlarına ve iş adamları gibi insanlara. Çok mantıksız, doğru değil mi? İstememelerine alakası var. Eşkıya geldim. Surveys, anketler have long remained a popular tool. Çok popüler bir araçtır. Ne alaka kardeşim? İnsanlar istemiyor katılmak. Aşkına baktım. Diyor ki bana motivasyonel bir reward teklif ettikleri için artık katılmak istiyorlar. Mantık bu. Dediğimiz gibi neye baktık? Bağlaca baktık. Neye baktık? Tens uyumuna baktık, zaten aynı. Neye baktık? These dose var mı, ona baktık. Herhangi burada these dose olmadığı için hiçbir sıkıntı yok zaten. Başka neye baktık? Cümleyi anlamaya çalıştık. Cümle olumlu bir cümle mi? Cümle olumsuz bir cümle mi? Aşağıda ben ne arayacağım? Ve unutma, bağlacım ne bağlacı? Since bağlacı, bir cause bağlacı. Sebep sonuç bir bağlacı. Cause and effect bir bağlacı olduğu için cümlede de neden sorusunu sorduğum zaman, neden katılmak istemiyorlar şu veya niçin sorusu sorduğum zaman adamlar teklif ediyormuş. He, o zaman katılabilirler mantığında ben yine cebime koyup bir neti, hatta hepsinden bu mantıkla yaparsan soru kaçırmayacaksın. Sana ikinci soru yine göstereceğim. Bir soruya baktım, kenarda çekip durdurup yazıyorsun güzel kardeşim. Mantığını sana burada anlattım. Hocam aynı mantıkla hep bütün sorular çözebilir miyim? Bütün sorular çözebilirim. Gel ikinci soruyu hocam, bakalım mantığına. Şimdi aynı mantığı burada yapacağız. İneye bakacağım, bağlaca bakacağım. Niye? Bağlaçsız iki cümle yan yana gelmez. Mutlaka cümle tamamlama sorularında bağlaç olmak zorunda. Neye başlamış hocam? Although ile başlamış. Bunun kardeşleri neler? Even de olabilir mi? Olabilir hocam. Despite olabilir mi? Olabilir hocam. In spite of olabilir mi? Olabilir hocam. Başka ne olabilir? Although, even though olabilir. Olabilir hocam. Gibi bunun kardeşler çerçevesinde zaten sen bunları biliyorsun. Anlattık. Lütfen bunu yazma desen bunları lütfen ama lütfen bir tablo haline getir. Kardeş bağlaçları bir kutuya yaz. Emin ol çok işine yarayacak. Yani olduğu bir zıtlık bağlacı hocam. O zaman ben diyeceğim ki eğer bu cümle olumluysa aşağısı olumsuz olacak. Eğer bu cümle olumsuz ise aşağıdaki cümle olumlu olacak. Bu çerçeve doğrultusunda şimdi sorumu inceleyebilirim. Bakıyorum. Rağmen. Neye rağmen? Most ancient societies were run by kings. Birçok antik çağdaki toplumlar krallar tarafından yönetiliyormuş. Krallar tarafından. Herhangi bir olumsuz, olumlu yanını anlayabiliyor musun? O zaman şıklara bakabilirim. Ama mantık çerçevesinde herhangi bir olumsuzluk var mı? Yok hocam. Ama rağmenle bağlamış.
O zaman aşağıda burada kral diyorsa burada şıklarda kral, hüküm gibi sözcükleri aramamam gerekiyor. Sıradan bir cümle, sıradan bir kelime aramam lazım. Kral olmayacak, zenginlik olmayacak ki rağmeni ben tamamlayabileyim. Bakıyorum A şıkkına. Tamam o zaman. İskandinavyanlar made their country into imperial power. Diyor ki kendi ülkelerini imperial bir güç haline getirmişler. Krallar örtülmesi ne alakası var? Geldim Bursa. The Athenians had a belief that their city was named after Athena. Bu goddess tanrıç olan Athena. Diyor ki işte Athenalılar bir inanca sahipti. Nasıl bir inanca sahiplerdi? That their city, işte şehirleri, was named after Athena. Name after, kendisinden sonra isimlendirmek. Tanrıça Athena'dan sonra isimlendirildi, inanıyorlarmış. Ne alakası var krallığa yönetilmekle? Geçtim hocam. Diyor ki, Greek city states, şehirleşen devletler gibi Yunan devletleri, were governed, aha, yönetilmişler. Bakalım, zaten biz neden bahsediyoruz? Yönetimden bahsediyoruz. Ne tarafından yönetilmişler? Assemblies of a male citizen. Ha. Erkek vatandaşların, alt gruptaki erkek vatandaşların veya toplumların tarafından yüzyıllar boyunca yönetilmişler. İşte sana common bir verb. Geldim, baktım buraya. Krallar tarafından yönetilmesine rağmen Yunanlıların şehirleri uzun sürelerdir male citizenlar tarafından yönetilmiş. Yani krallar, hüküm, zenginlik falan filan demiyor. Bayağı bildiğimiz assembly of male citizens. Erkek vatandaşlar tarafından, toplumdaki insanlar tarafından da yönetildikleri anlar yüzyıllar boyunca sürmüş. Güzel. Hocam D, E niye olmuyor? Baktım. Athenalılar caused a war with Sparta. Spartalılarla bir savaş meydana getirmişler. Savaş haline sürüklemişler. Ne alakası var hocam krallar yönetilmekle? E şıkkı niye olmuyor? The competitive Greeks, işte yarışmacı rekabetçi Yunanlılar, saw a state warfare. Durağan bir savaş halinde, savaş halini görmüşler. As a common way of life. Hayatlarının, sıradan hayatlarının bir parçası olarak görmüşler. Ne alakası var hocam? Yine krallarla alakası olmuyor. Ama C şıkkına baktığınız zaman krallarla yönetilmelerine rağmen Greek city-states were governed by assemblies of a male citizen. Yüzyıllar boyunca erkek vatandaşlar, male vatandaşlar tarafından da, bak sıradan ha, burası olumlu olsa burası olumsuz olacak. Doğru mu? Evet hocam. Sıradan erkek vatandaşlar tarafından da ülkelerinin, Yunanistan'ın hüküm sürdüğünü bize söylüyor. Özetle cümle tamamını sonra ben ne yapacağım? Bir, bağlaca bakacağım. Bağlacımın zıtlık mı, sebep sonuç mu, amaç sonuç mu, eşdeğer mi, destekleyen bir bağlaç mı, buna bakacağım. İki, tense uyumuna bakacağım. Zamanlar uyuşuyor mu hocam, buna bakacağım. Üç, these, those gibi determinants'lara bakacağım. That gibi, işte dediğimiz gibi apples, these apples, apples, those apples, buna bakacağım. İşte car, the car, this car, that car, buna bakacağım. Ve genel olarak cümlenin genel hatlarıyla olumlu bir şey mi, olumsuz bir şey mi anlayıp bağlayacağımı birlikte birleştirip 8 sorunu, YDS'den de 10 sorunu cebine koyup netini arttıracağız. Böyle böyle videolarla tekrardan devam edeceğiz. O zaman diğer bir videoda, şimdi bunları iyice notunu alıyorsun, kenara çekildin, durdurdun, baktın, notunu aldın. O zaman diğer bir videoya kadar kendine çok dikkat ediyorsun. Görüşmek üzere. Bye-bye.